Merhaba, merhaba, merhaba. Bastırabiliyor muyum çocukların sesini? Bastırmak mümkün değil zaten. Biz şu anda Balat'tayız. Paylaş Kurtul isimli projenin mimarları sevgili Sinem ve Murat Asilcan'la birlikte sohbet edeceğiz. Çünkü onlar bu arkamda görmüş olduğunuz Hobbit House Balat'ı kurdular. Bakalım neler yapmışlar, neden burayı kurmuşlar, çocuklar için neler yapıyorlar, hepsini anlayalım. Buyurun gelin. Şimdi bir dakika. Bir kere el işiyle ilgili kim ilgileniyor, kim meraklı? Onu bir söylesin. Nasıl yani? Çünkü el işi kitabı var burada. Klasik origami. Yani kağıtlarla yapılıyor. Origami biliyor musunuz? Hastalıklar. Kim doktor olmak istiyor? Ben. Sinem Hanım merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Hoş gördük sizi. Evet, çok hoş gördünüz ve çok hoş karşılandık. Çocukların enerjisi müthiş. Sizler çok tatlısınız Murat Bey, keza. Teşekkürler. Yani hakikaten burası aşırı derecede sempatik ve sıcak bir yermiş. Bir kere hep böyle hani ilgiyle bakıyordum, takip ediyordum ama hakikaten çok tatlı bir yermiş. Siz ne amaçla bunu yaptınız? Niye burası var? Ne yapıyorsunuz burada? Bir onu anlayalım önce. Şöyle söyleyeyim, düşündük taşındık. Bu dünyada nasıl iyi insan olabiliriz? Çok güzel. Nasıl doğaya, daha fazla yaşadığımız bu evrene nasıl daha güzel bir gelecek bırakabiliriz? Ve iki insan, sade insan ve hiçbir şey olmayan iki insanız. Mülksüz yaşayan, mülklerin insanları kısıtladığını, yaşam alanlarını daralttığını ve kötüleştirdiğini düşünen iki insanız en basit mantıkla. Mülksüzlük ne demek diye soran insanlara da şey olsun. Ve daha yaşanılır bir dünya için kendimizden başladık. Çok çalışmayı seven insanlar değiliz. Ondan önce de biz şöyle söyleyeyim, biz iyi bir geri dönüşümcüyüz. Ve geri dönüşümle ilgili hep projelerimiz oldu. Ben sinema, televizyon, reklamcılık mezunuyum aslında. Bayağı yıllar oldu. Ama hiç kendi alanımla ilgili iş yapmadım. Yapmak istemedim. Öyle söyleyeyim. Benim hani tercihim. Hep geri dönüşümle ilgili, sürdürülebilirlik ilgili çalışmalarımız oldu. Keza Murat'ın da öyle. Biz çöpçüyüz aslında. Estağfurullah. Çöpçülük. Öyle diyelim. Biz yaşamımızı çöpten kazandık. Çöpten evet. Giyindik. Yeni hiçbir şey almadık. Hani gördüğünüz 1 TL. Hani öyle 1 TL, 50 kuruş en fazla kıyafete verdiğimiz para. O kadar da diyelim. Bir mont en fazla 5 TL vermişimdir. Güzel. Gibi. Ve şöyle dedik, bizim hiç paramız yok. Ne yapabiliriz? Bir yeni bir model yapalım. İyi bir şeyler yapmak istiyoruz. Ve karşılıksız. Gidip bu yerleri inceledik. Mesela işte belli kurumlar var, dernekler var. Bu sistemi aslında yapması gereken bir oluşumlar var. Maalesef dönük ki sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu sistem pek doğru işlemiyor. Aslında bir sermayeleri var, bir para, bir şey dönüyor, bir yardımlar dönüyor ama insanlarda bir güvensizlik algısı var. Evet. İşte gerçekten yaptığım yardımlar doğru yere gidiyor mu? İşte ya da mesela bir vakıf ya dernek sahibini çok lüks bir arabada görüp aslında ben hani nereye verdim? Birçok soru işaretlerini oluşturan dokümanlarla karşılaşıyor insanlar. Biz de keza o algıyla karşılaştık. Yani o görülerle karşılaştık. Dedi ki bir sistem düşündük. Kendimiz geri dönüşümcüyüz. Hiç paramız yok. Burası harabe bir evdi. Burası tipik bir Rum evi. 3 katlı. Balat'ın da tarihi dokusunu içinden fışlayan bir ev. Gördüğünüz gibi tam Balat Meydanı'nın ortasındayız. Evet, karşımızda tahtamla. Sefertosu gibi bir yer. O kadar sempatik ve küçük ki. Ve Balat'ın en küçük eviyiz. Özelliklerimizden en önemlisi de bu. İnsanlar evet. Ta
ki buraya gelip bizi ziyaret edene kadar inanmıyorlardı. 28 metrekare mi gerçekten bu ev? Evet. Siz buraya nasıl sığıyorsunuz? İşte o yüzden Hobbit'iz dedik. Hobbit House ben falan öyle doğdu. Ben size yani siz buraya nasıl sığdınız? Yani bu da bir meziyet bence. Çünkü o kadar çok eşya aslında var ki. Hepsi de yerli yerinde duruyor bu bizi arada. Bizi iç mimar zannedenler var. Mimar zannedenler var. Mesleğiniz ne? Hatta yani yok iç mimar değilim, mimar değilim. Peki bu kadar dizayn, hatta Amerika'dan hatta yabancı kitabı olan bir mimar, ünlü bir mimar. İsmini şu an hatırlayamadım. Tesadüfen kapının önünde balta gezerken rehberiyle birlikte içeri girdim ve sabah konuştuk ve bizi mimar zannetti. Kendisi çok güzel tasarlamışsınız. Ve çok güzel olmuş. Her şey tam yeri. Hani görsel ve perspektifli onların açısından. Güzel. Biz burayı 7 ayda, velhasıl 7 ayda dizayn ettik. Ve 7 ayda geri dönüşümle dizayn ettik. Tabii kredi borcu aldık, borçlandık. Tabii. İşte tanıdıktan oradan. Onu sorarsanız arkamızda bir sürü de hani boşa var ama bizim öyle kaygılarımız yok. Önemli olan düşlediğimiz dünyayı gerçekleştirmek. Aynen, bir kere zaten en önemli şeyi söylediniz. Kaygısız ve endişesiz bir şekilde sadece düşünüzün peşinden gittiğiniz için burası şu anda gerçekleşmiş ve çok güzel sistem olarak işleyen bir yer haline gelmiş. Benim gözlemlediğim bu. Evet. Tam olarak ne oluyor burada? Çocuklar şöyle, ne yapıyorlar? Nasıl faydalanıyorlar? Onu da konuşalım. Evet, aslında en önemli kısmı ve çocuklara, aslında çocuklara her şeyin dünyada parası olduğu bir dünya düşledik. Neden çocuklar? Hı. Çünkü maalesef gördük ki büyükler aslında her şeyi kirleten, her şeyin kirlenmesine vesile olan, dolaylı veya dolaylı olan aslında canlılar. O yüzden çocukların dünyasındayız. Çünkü dönüp baktığımızda kendimize de en çok samimi ve paylaşımı daha iyi bildiğimiz ve sevgiyi daha iyi bildiğimiz bir dönem çocukluğumuz. Aslında bu coğrafyanın, ülkemizin insanları çok daha iyi bilirler. Eskiden de işte aynı mahallede oynardık. Farklı renklerde, farklı kültürlerde çocuklarla aynı mahallede oyunlarımızı oynardık. Yemeğimizi paylaşırdık. Tabii. Ve ekmeğimizi bölüşürdük. Ve küçülen kıyafetlerimizi yan komşumuzla tabii ya da aile içinde bu sirkül olurdu. Bir nevi tabii geri dönüşümün paylaşımla başka bir dili vardı toplumumuzda. Bizim yaptığımız ise daha geniş sosyal taban ve daha fazla dezavantajlı çocukların dünyasında bir umut olabilmekten amacımız. Bir fayda yarattık. Evet. Projemizin ismi de şu. Burası bir kahvaltı evim. Ekonomik kaynağımızı kahvaltı evinden kazanıyoruz. Burada bir kahvaltı yaptığınız zaman dışarıda dezavantajlı bir çocuğumuzun ihtiyacını ve onun yaşamına mutlu dokunuşu yapmış oluyorsunuz. Yani insanlar sosyalleşmek için buraya geliyor ve bıraktığı ekonomiyle de hem buranın yaşamasına destek sunmuş oluyorlar. Hem de kullanmadıkları eşyaları bize getiriyorlar. Projemizin ismi Paylaş Kurtul. Evet. Paylaşıp kurtuluyorsunuz. Paylaş kurtul biraz keskin gelebilir insanlara. Evet, çünkü amacımız harekete geçirmek insanları. Çok güzel bence. Paylaşın kurtulun diyoruz. Nasıl paylaşın kurtulun? Bir öncelikle sürdürülebilir, geri dönüşümden, iyiliklerle dolu yeni bir hayat mümkün. Evimizin kimliği bir felsefe. Burada bir felsefe yatıyor. Burası yeni bir yaşam formu. Gelecek yüzyılın yaşam formu yatıyor. Karşılıksız iyilik de mümkün diyoruz. Projemiz birçok şeye vesile oluyor. Yani gelip kahvaltı yapıyorsunuz ve kahvaltınız nelere kadir oluyor? Kullanmadığınız, sizin için çöp olan ise başka bir çocuğun, başka elinde hiçbir şey olmayan insanların hayatında bir hazineye dönüşebilir. Evet, o yüzden hemen burada araya girmek istiyorum, bir çağrıda bulunmak istiyorum izleyenler için. Dolayısıyla şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Genelde evlerimizde çocuklarımızın özellikle eşyalarını ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çok hızlı büyüyorlar. Fazlaca alıyoruz. Çok hızlı büyüyorlar. Dolayısıyla birçok eşya kalmış oluyor elimizde. Bu isterseniz oyuncak olabilir, isterseniz kitap olabilir, isterseniz giysi olabilir. Hiç fark etmez ne oldu. Onları, kullanmadığınız eşyaları, tabii ki kullanılabilecek durumda olanları buraya getirip rahatlıkla diğer çocuklara faydada bulunabilirsiniz diye bir çağrı yaptım. Kesinlikle.
burası çocukların evi. Onun altını çizeyim. Burası bizim evimiz değil. Burası yeryüzü çocuklarının iyilik evi. Onlar için bu dünyada güzel düşünen, daha yaşanılır bir dünyada yaşamaları gerektiğini, daha mutlu ve umut dolu bir dünyada yaşamaları gerektiğini düşünen insanların evi. Evet. Buraya gelip çocuklar için her şeyi yapabilirler. Ne yapabilirler diye sorarlarsa eğer, bir insan olarak bu dünyada ne yapabilir? Mesela bu evde neye ihtiyaç varsa bize online alışverişle bile, hı hı, hani gelemiyoruz, işimiz var, iş. Aynen. Tabii ki herkesin kendi bir yaşamı var. Bize bu erzakları, kahvaltılıklarda dahil, gıda da dahil yollayabilirler. Destek olabilirler. Aynen. Ve çocuklar burada, buraya hakim. Burada paylaşarak. Evet. Zaten o kadar kabullenmişler ki içeri girmeden evvel sizi çok sıcacık bir şekilde karşılayıp burada ne yaptıklarını anlatıveriyorlar. Yani bu kadar sindirilmiş bir yer daha görmedim. Gelin burada bir çay içerseniz bize katkıda bulunmuş olursunuz. Şöyle yaparız, gelin içeriye biz size anlatalım falan gibi, böyle çok da şekerler. Demek ki bunu da çok güzel aşılamışsınız çocuklara. İçeride dünyada şu sistemi oluşturduk. Çocuklara ücretsiz aşevi, ücretsiz kütüphane, ücretsiz oyuncakçı, ücretsiz kırtasiye dükkanı, ücretsiz aşevi, dışarıda gördüğünüz çorba kazanımız, sağda su sebilimiz var, arıtma suyuyla binamızda temiz su arıtma sistemi var ve çocuklarımız ondan da içerler. Hı hı. Bu sistemin hepsi bir arada ve çocukların dünyasında neye ihtiyaçları varsa burada alabiliyorlar ve burada parayı öğrenmiyorlar. Burada paylaşmayı öğreniyorlar. Siz de çocuğunuza geldiğiniz zaman ilk başta onu geri dönüşümün ve geri dönüşümün yeni adının paylaşmak olduğunu ve fazla zaten eşyalarını hep aşılamaya çalışıyoruz ki tek çocuklar çok daha önemli bu noktada. Biz şimdi üniversitelere gidiyoruz. Hatta ilkokula ve küçük daha küçük anaokuluna kadar, hı hı, gidip çocuklara böyle seminerler veriyoruz. Güzel. Davet ediyorlar. Harekete geçiriyoruz. Güzel. Ve ondan sonra üniversite öğrencileri bize gönüllü çalışmaya geliyor. Hatta öğretmenleri tezlerini burada bitiriyorlar. Bizim konumuzda birinci olup ödüller alanlar ve bununla bize gelen bir sürü böyle öğrencimiz oldu. Çok bizim güzel. Konumuzda. Siz gerçekten farklı bir algı yaratmış durumdasınız şu anda. Sizi tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bugün Hobbit House Balat'ta Sinem Hanım'la çok hoş bir sohbet yaptık. Kendisiyle Paylaş Kurtul projesinden bahsettik. Çocuklarla da çok tatlı vakit geçirdik. Umarım beğenmişsinizdir, siz de keyifli zaman geçirmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bizlerle kalın.